Merhaba arkadaşlar. Karanlık İçeriden Gelir adlı kitabımız satışa sunulmuştur. Farklı olayları anlattığım, insanların hayatlarından kesitler sunan kitabımızı umarım beğenirsiniz. Satın alma linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Kitap hakkında yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomuza geçelim. İyi dinlemeler. Ben oldu bitti. Çocukları, bebekleri hep sevmişimdir. Sanırım bunda annemin rolü çoktur. 6 kardeşin en büyüğü olduğumdan evdeki her şeyle ve herkesle uğraşarak büyüdüm. Annem doğum yapar, ben büyütür, kardeşlerim annelik yapardım. Kardeşlerim neredeyse beni anneleri gibi görür, her şeyleri bana sorar, benden talep ederlerdi. Bu durum beni yorsa da mecburen bunları yapmak zorundaydım. Anneme de hak veriyordum. Kadıncağız sabah erkenden kalkar, bahçeye tarlaya gider, sonra gelir hayvanlarla ilgilenirdi. Bizim burada kadın olmak gerçekten zordur. Erkeklerimiz pek şirincundan tutmaz, karalarına hiçbir konuda yardım etmezlerdi. Sadece çok ağır işlerde belki yardımcı olurlardı. Hem köy yeri olduğundan, hem yemyeşil ağaçların bulunduğu dağlık bir arazide olduğumuzdan hayatımız zordu. Kardeşlerim büyüyene kadar annem de ben de zorluk içinde büyüdük. Zaten annemle de aramda pek yaş farkı yoktu. Erkenden evlenmiş, rişte olmadan kucağına beni almıştı. Kardeşlerim kendilerine yetecek zamana gelince annemin yükünü hafifletmeye başladık. Hem bahçedeki işlerle hem de hayvanlarla birlikte ilgileniyor, sonra evdeki çamaşır, temizlik, yemek işlerini yapıyorduk. Bir ara annem daha oduna gitmemiz gerektiğini söyledi. Kimle gideyim dediğimde, Mustafa ile gidip gelin, yanında erkek bulunsun. Sabah erkenden hava aydınlanırken gider, karanlığa kalmadan geri gelirsiniz. Olur mu kızım dedi. Tamam anne, hallederim onu da dedim. Aslında içten içe sinirleniyordum ama yiyeceğim dayı göz önünde bulundurunca anneme babama ses çıkaramıyordum. Gündelik rutin işlerimizi yaptıktan sonra gece oldu. Bizim köyün elektrikleri de bir gün varsa üç gün olmadığından ya mumla ya da lüküs lambayla karanlığımızı aydınlatmaya çalışıyorduk. Hoş, hangi ışık kaynağı bizim karanlığımızı, hele ki içimizdeki karanlığı aydınlatabilirdi ki? O mumun aydınlattığı loş evde, dar ve şekilsiz mutfağımızda leğeni doldurduğum suyla bulaşıkları yıkarken hep neden diye sorguladım. Ama maalesef kendime bir açıklama bulamadım. Başka bir hayat yaşamadım ya da görmediğimden diğer insanların hayatları nasıl hiç bilmiyordum. Doğdum doğal köyde büyüdüğümden benim dünyam bu kadardı. Gece mumu söndürüp ilk akşamdan yattığımda bedenim diken gibi batıyor, uyumamı zorlaştırıyordu. Ama ona da alışmıştım. Kendim uykunun kollarına bırakıp sabah erkenden işlere başlamamız gerekecekti. Sabah erkenden annemin dürtmesiyle uyandım. Gözlerimi açtığımda hava daha karanlıktı ve babam namazda durmuştu. Hemen kalkıp kardeşlerim yatarken kahvaltıyı hazırladım. Onları da kaldırıp kahvaltımızı yaptıktan sonra Mustafa ile baltayı testereyi urgan alıp eşeğe yükledik. Ben eşeği çekerken Mustafa üstünde uyukluyordu. Sabahın ilk ışıklarında neredeyse daha varmıştık bile. Hızlı hızlı Mustafa'nın da yardımıyla hemen çalık çırpıyı ve odunları hazırladık. Sağlam ağaçları kesmediğimizden kuru ağaçları bulup onları kesiyorduk. Onlar da toplu olarak bir noktada bulunmadığından onları arayıp bulmak zamanımızı alıyordu. Kardeşim, abla, ben acıktım. Bir şeyler yiyelim, ondan sonra devam ederiz dedi. Peki ablam diyerek yanımda getirdiğim erzakları çıkardım. Mustafa ile karnımız doyurup tekrar iş başına koyulduk. Bulduğumuz kuru odunları kesip kenara yiyorduk. Mustafa, abla, gel şurada büyük bir ağaç var, hem de kurumuş dedi. Gidip baktığımda gerçekten de kurumuş olduğunu gördüm. Bu ağacı da halledersek işimizi erkenden bitirip gidebilirdik. Biraz alttan kesten sonra tepesine ip atıp çekmeye başladım. Mustafa da arkasına ittiriyordu. Ağaç birden kırılınca sırt üstü yere düştüm. Ağacın bir kısmı göbek altıma geldi. Acıdan iniyor, kıvranıyordum. Mustafa hemen gelip üzerinden ağacı kaldırıp attı. Acıdan inerken yarım saat kadar sonra kendime gelebildim. Kendime gelir gelmez kaldığımız yerden odunları kesip eşeğe yükledik. Birazını ben, birazını da Mustafa sırtlayınca tamam olduk. Yavaş yavaş dikkatlice köye doğru yola çıktık. Ama karnımdaki ağrı şiddetini yavaş yavaş arttırıyordu. Eve gelene kadar
Sanki karnıma bıçaklar sapladılar. Anneme durumu anlatıp karnımı gösterdiğimde bayağı morarmış olduğunu gördük. Annem iyi gelir diyerek karışım sürdü. Biraz dinlendikten sonra tuvalete gittim. Evin karşısındaki tuvalete girdiğimde iç çamaşırımda kan gördüm. O an korkudan ne yapacağımı bilemedim. Acaba aklıma gelen şey miydi? Yoksa karnım ağacın gelmesiyle içten kanama mı olmuştu? Normal kan gibi kırmızı olduğundan bir yerim yaralanmıştır. Ondan dolayı olmuştur diyerek kendimi avuttum. Ama içimde hep bir şüphe vardı. Bu olayın üzerinden birkaç ay kadar geçmişti. Yazın bitimine pek bir zaman kalmamışken babam eve görücü geleceğini, beni vereceğini söyledi. Dona kaldım. Daha 15 yaşına girmemiş beni nasıl evlendirebilirdi? Babamın kalbinin karanlığını hiçbir aydınlatma kaynağı aydınlatamaz. Onun kalbine kimse dokunamazdı. Ha dağdaki odun, ha babam. İkisi de aynı şeydi. Kendisi bir gün bile sevmemiş, gül olmamış, tomurcuk kızını ellere veriyordu. Açmadan solmam, kuru dala dönmem çok yakındı. Annem babamla konuşup, daha erken, son evlendir dese de babam, söz verdim bir kere. Elimize kalıp ne yapacak? Bir an önce evlenip kendi ailesini kursun gitsin dedi. Babamın bu son sözüydü. Birkaç gün kadar sonra annem beni gündüzden süsleyip hazırladı. Görücüler gelip bana baktıktan sonra istediler. Daha işim olacak adam bir kere bile görmemiştim. Bizim köyün yukarısında bulunan köyden geldiklerini öğrendim. Babam beni mal ve çaylık karşılığında vermiş. Apar topar birkaç hafta içinde evlendirdiler. Eşim de benim gibi küçüktü. Yaşı 17'ymiş. Adı Osman'mış. Kendisi iyi güzel kalpli bir insandı. Ama kaynının evine geldiğimden evde bir çalışıyorsam burada iki çalışıyordum. Kaynanam köşeye oturuyor. Gelin şunu getir. Gelin bunu kaldır. Gelin şunu yap diyerek beni yönlendiriyordu. Eziyetim sabah ezanıyla başlıyor. Kaynanam yatana kadar durmuyordu. Kayınbabamla maşallah hiç ses çıkmıyor. Kendi halinde bana görünmeden eve girip çıkıyordu. O vakitler babam lanetler ediyor. Benim çektiklerimin 10 katını çekmesini istiyordum. Evlenilere aylar geçti. Kaynanam sürekli olarak hani gebe kalmadın, çürük çıktın diyerek söylenmeye başladı. Bir yıl kadar gebe kalmakla uğraştım. Ama maalesef olmadı. Kaynanam bana birkaç karışım içirdi. Denedik. Olmadı. Köydeki ebelere, şifacılara götürdü. Onlar da fayda etmeyince eşim beni bir doktora götürdü. Doktor inceledikten sonra rahmimde sorun olduğunu, çocuk doğurmamın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Doktor bana, daha önce şiddet gördünüz mü? Şiddet kaynaklı oluşabilecek bir travma gibi dedi. Doktora, hayır, kimseden dayak yemedim. Kimse de beni dövmedi dedim. Aslında baba ocağında çok dayak yemiştim. Ama başıma gelen şeyin dayak yüzünden olmadığını çok iyi biliyordum. Aklıma sonradan gelse de hamile kalamamın sebebi sanırım dağ da üstüme düşen ağaçtı. Doktor yapabileceğim bir şey yok dedikten sonra birkaç ilaç verip umarım işe yarar diyerek bizi gönderdi. Eşimle köye gelene kadar konuşmadık. Kaynanam dediği gibi çürük çıkmıştım. Dışım güzel görünse de içim çoktan kurumuştu. Hamile kalamayacağımı öğrendiğimde hayatımın farklı bir yöne gideceğini çok iyi biliyordum. Büyük ihtimal kaynanam beni evden kovacak ya da üzerimi kuma getireceklerdi. Eve geldiğimizde eşim durumu annesine anlattı. Ben başımın önünde karşısında ayakta bekliyordum. O an hiç beklemediğim bir şey oldu. Kaynanam bana, gel bakalım kızım, gel, yanıma otur. Kaderi kara, kendi kara kızım dedi. Duyduklarım karşısında şok olmuştum. Ne diyor bu kadın? Aklı gitti herhalde diye kafamda geçirirken, gel kızım, otur yanıma da konuşalım dedi. Çekine çekine kaynanamın yanına oturdum. Eşime, oğlum sen dışarı çık, biraz bizi yalnız bırak dedi. Eşim gittikten sonra kaynanam bana, bak güzel kızım, ben gelinken aynı senin yaşadığın gibi zorluklar yaşadım. Başıma gelmeyen kalmadı. Kaynanam illetin tekiydi. Ona da hak veriyorum. Onun da kaynanası ben evlenirken sağdı ve o da ona çektiriyordu. Bu çekme işi hepsi sıra hesabı oldu. Ondan ona sirayet ederek gidiyor maalesef. Kaynanam bana sürekli olarak zorluk görmezsen rahatın tadını bilemezsin derdi. Zorluğu, rahatı bilmem ama gerçekten insana iyi davranınca ilk sana hainlik yapıyor. Ben de bu yüzden kaynanamdan ne gördüysem öyle yaptım.
Aslına bakma, iyi bir insanımdır. Şimdi sen, seni geri göndereceğimiz yatağı, üzerini kuma getireceğimizi düşünebilirsin. Ama asla bunu yapmayız. Bu evde onu yapacak biri olursa, önce beni karşısına almalıdır. Sen bu evin gelinisin. Bu evin namusun. Sen bize emanetsin. O yüzden önce sana sahip çıkmalıyız. Allah nasip ederse zaten çocuğunuz olur dedi. Ayağa kalkıp kaynanamın elini öptüm. Gözümden akan yaşlara hakim olamıyordum. Kaynanam sürekli olarak bana ağla kızım ağla. Açılırsın diyordu. Gelip sarıldı. Kaynanamla ilk defa doğru düzgün konuşmuştuk. Benimle sürekli konuşuyor. Bana iyi davranıyordu. Ara ara birkaç karışım getirip içiriyor. Bunlar sana fayda sağlayacak. Güçleneceksin diyordu. Kaynanam dediklerini harf harfine yapıyordum. Kaynanam ne yaptıysa bir türlü çocuğumuz olmadı. Bir gün yanıma gelip, kızım, bundan yıllar önce bizim bir tanıdığımızın çocuğu olmuyordu. Bir hocaya gittiler. Hoca bir şeyler yaptıktan sonra çocuğu oldu. Çocuk şimdi kocaman oldu. İstersen bir de ona gidelim dedi. Kaynanam bu söylediklerinden sonra onu kırmamak için kabul ettim. Sonuçta gideceğimiz kişi hocaydı ve benim iyiliğim için bir şey yapacaktı. Kaynanama, olur tabii ki de. Hemen yarın gidelim istersen dedim. Kaynanam gülerek, öyle kolay değil gitmesi. Önce ben gidip bir görüşeceğim. Sonra kabul ederse seni götüreceğim. Adamın kapısında yatıp kalkan insanlar var. Kendisi ermiş gibi bir insan. Çok insana yardım etti. Çok aileyi kurtardı. İnşallah bize de yardım eder dedi. İnşallah anne. Hadi hayırlısı dedim. Sevincimden havalara uçuyordum. Belki de kurtuluşum bu hocadaydı. Kaynanam ertesi gün sabah erkenden kalkıp hocanın yanına gitti. Ben de evdeki işlerimi yapıyor, sağa sola koşturuyordum. Saatler geçmesine rağmen kaynanamdan bir iz yoktu. İşlerimi bitirmiş, yemeğimi yapmış, kapı eşiğine kaynanam yolunu gözlüyordum. Derken hava karardı. Evdekiler de nerede olduğunu sordu. Komşuya gitti, gelir diyerek onları da oyaladım. Eşim bana, hadi sofrayı kur da yiyelim. Anam gelince ayrı sofra kurarsın dedi. Tamam diyerek sofrayı kurdum. Eşimle kayınbabam yemeklerini yerken dışarı çıktım. İleriden birinin geldiğini gördüm. Yavaş yavaş yaklaşıyordu. Yürüyüşünden kaynanam olduğunu anlayınca hemen yanına koşup koluna girdim. Kadıncağız nefes nefese kalmış yürüyemiyordu. Kaynanamı evin bahçesine soktuktan sonra kenara geçip oturdu. Bana, kızım bir su getir de içeyim dedi. Koşarak içeri gidip bir sürahi su getirdim. Kaynanam suyu içtikten sonra hocayla konuştum. Bizi kabul etti. Yarın erkenden gideceğiz. Allah bilir ne zaman döneriz. Ben evdekilere size gideceğimi söyleyip geç geleceğiz diyeceğim. Sakın yalanımı çaktırma dedi. Tamam anne dedikten sonra gel bakalım diyerek içeri girdi. İçeride de biraz soluklandıktan sonra sofraya oturdu. Ona tabak çıkarıp yemeğini koydum. Kaynanam yemekten sonra kayınbabamla işime biz kızımla yarın dünürlerimi ziyarete gideceğiz. Geç gelebiliriz. Siz gündelik işlerinizi yapmayı unutmayın dedi. Eşimle kayınbabam tamam deyince kaynanam bana kızım sen güzelce hazırlan, iyice yıkan, temizlen dedi. Kaynanam dediğini yapıp temizlenip yıkandım. Yarın sabah giyeceğim elbiselerimi hazırladım. İçimde garip duygular vardı. Hem istiyor hem de istemiyordum. Hazırlığımı yaptıktan sonra yattım. Mutlu, güzel şeyleri düşünüp bebeğimi kucağıma alacağım anın hayalini kuruyordum. Sabaha kadar güzel rüyalar gördüm. Sabah kalkıp evdekilere kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra kaynanam bana hadi yola düşelim. Ancak gideriz dedi. Tamam, şurayı toplayayım. 2 dakikada çıkarız zannedim. Hemen sofrayı kaldırıp üstümü giyindim. Kenarda duran el fenerini alıp kapıda bekleyen kaynanamın yanına vardım. Konuşa konuşa dağdan inerek uzunca bir yol gittik. Bir yol sapağına geldikten sonra kaynanam bana şu taraftan dedi. Sol yoldan ilerlerken sonunda ileride uçurumun kenarında tepeye yakın bir ev gördüm. Eve yaklaştıkça evin önündeki kalabalık ilk dikkatimi çeken şey olmuştu. Bayağı insan vardı. Kaynanam önde, ben arkasında evin bahçesine içeri girdik. Evin bulunduğu konum çok güzeldi. Kale gibi desem doğru olacaktır. Kapının önüne geldiğimizde kaynanam bana "Burada bekle kızım. Ben bir görüşüp geleyim." dedi. Millete baktığımda hepsinin ayrı ayrı dertleri olan insanlar olduğunu gördüm. Kim kendi kendine konuşuyor, kim ağlıyordu. Hepsi de benim gibi dertli insanlardı. Kaynanam yanıma gelip "Kızım, biraz bekleyeceğiz.
Sonra hoca bizi çağıracak dedi. Pekâne dedikten sonra kenarda yere oturup beklemeye başladık. Birkaç saat kadar orada içeri girip çıkanları bekledik. İçeri girenler mutsuz şekilde girerken, çıkarken mutlu çıkıyorlardı. İçimde acayip bir duygu oluştu. Bizim işte olacak diye seviniyordum. Sonunda kapıya çıkıp sırayla insanları içeri alan kadın bizi de içeri çağırdı. Çekine çekine kaynanın arkasına saklanarak içeri girdim. Daha reşit olmamış çocuktum. Doğru düzgün yabancı insanlarla bile iletişim kurmamıştım. Kadının gösterdiği odaya girdik. Ben hala kaynanım kolundan tutmuş arkasına saklanıyordum. İçerideki hoca bana seslenerek "Benden korkma kızım. Ben senin kurtuluşunum." dedi. Yavaşça başımı kaldırdığımda kapkara elbiseleri, gözleri sürmeli, uzun kara sakallı bir adam yerdeki minderde oturmuş, kocaman gözleriyle bana bakıyordu. Görüntüsünden çekinsem de tek çıkar yolum o adamdı. Adam eliyle yerdeki minderleri gösterip "Buyurun, oturun kadınlar." dedi. Oturduk ama ne benden ne de kaynanamdan ses çıkmıyordu. "Hoca bize anlatın bakalım. Ne istersiniz benden?" dedi. Kaynanam söze girerek "İrfan hocam, gelinim hamile kalamıyor. Uzun zamandır deniyorlar. Gitmedik kapı kalmadı. Ama kimse yardımcı olamadı. Daha önceden size gelen tanıdıklarım olduğundan metninizi pekçe duyduk. Sizden yardım dilenmeye geldik. Gelinime yardımcı olun. Yoksa soyumuz kuruyup gidecek." dedi. Adın İrfan olduğunu duyduğum adam "Tamamdır. Önce bir bakayım. Siz bekleyin burada." diyerek ayağa kalkıp dışarı çıktı. 10 dakika kadar sonra odaya girip "Sizin iş kolay. Dediklerimi harf harfine yaparsanız olur. Gel bakalım kızım. Sırtını ve göbeğini aç bakayım." dedi. Kaynanam baktığımda kaynanam bana "Kızım ne duruyorsun? Hocam dediğini yapsana." dedi. Hocam mürekkeple belimden göbeğime kadar yaz olduğunu tahmin ettiğim bir şeyler yazdı. "Kızım şimdi şalvarını indir. Bacak aralarına da yazmam lazım." dedi. Tekrar kaynana baktığımda onayladı. Utana utana şalvarımı indirdim. Yere yatıp bacaklarımı ayırdım. İrfan Hoca bana hiç dokunmadan bacak aralarıma yazılar yazdı. "Tamamdır. Giyinebilirsin." dedikten sonra kaynanama döndü. "Şimdi öncelikle bir adak kesmeniz lazım. Keseceğiniz adanın yüreğini, ciğerini, ayaklarını, dilini ve gözlerini kendinize ayırın ve vereceğim karışımla pişirin. Tam pişmesin ama. Ona çok dikkat edin. Gelinin her gün hepsinden birer parça yesin. Hayvanın geri kalanını bahçenizde bir yere gömün. Bu arada bunları yaparken sakın besmele çekip Allah'ın adını anmayın. Buna özellikle dikkat edin. Adağın kanından bir miktar alıp yattığınız yatağın altına sürün. Bir hafta kadar da abdest alma, banyo yapma. Bu dediklerimi harfi harfine yaparsan bir aya kalmaz kızım hamile kalır." dedi. Kaynanam "Teşekkürler hocam. Tekrar geleceğiz." diyerek hocanın elini öptü. Kaynanam dürtmesiyle ben de öptüm. İrfan Hoca kaynanama bir karışım vererek "Dediklerimi kafanıza yazdınız değil mi?" dedi. "Evet hocam. Hepsi aklımda. Gider gitmez yapacağız." dedi. "Tamam. Şimdi gidin. Sonra güzel haberlerle gelirsiniz." dedi. Hocanın yanından ayrılıp kapıya çıktığımızda kaynanam kapıda bekleyen kadına altın verdi. O an sormak aklıma bile gelmemişti. Ama hoca için bağıştı sanırım. Sonuçta adam Allah için insanlara yardım ediyor. Geçim kaynağı da yok. Gelenler hocaya da yardımda bulunuyor diye düşündüm. Kaynanam bana "Sonunda oldu kızım. Kara İrfan'ın dediklerini yaptık mı? Torunum olacak inşallah." dedi. Kaynanama "Anne, hocanın adı İrfan'dı. Kara İrfan neden dedin?" dedim. "Kızım, onun lakabı bizim buralarda Kara İrfan. Herkes onu böyle tanır. Kara giyinir, kara bir adamdır. Cinlerle haşır neşir olduğundan bu lakabı takmışlar." dedi. Kaynanamla eve dönerken hava kararmaya başladı. El fenerini yakıp konuşa konuşa eve geldik. Çok yorulmuştum. Evdeyken bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Eve geldiğimde eşimle kayınbabam "Nasıl aile? İyiler mi?" diye sordular. "İyiler, şükür. Selamları var." dedim. Kaynanam da ben de evdekilere bir şey çaktırmıyorduk. Ertesi gün olduğunda evin erkekleri gitti. Kaynanamla baş başa kaldık. "Hadi kızım, hocanın dediklerini yapalım." dedi. Ağıra girip en yaşlı keçiyi dışarı çıkarıp kestik. Hocanın dediği organları ayırdıktan sonra kanın bir kısmını yatağın altına sürdüm. Kaynanam bana hocanın verdiği sıvıyı vererek "Kızım, bununla hocanın dediklerini kaynat bakayım." dedi. Ateşi yakıp kazan üstüne koydum.
Sıvıyı döküp organlar içine attım. Organlar pişerken ben de bahçede bir yer kazıp hayvanın geri kalanını oraya gömdüm. Ardından organlar tam pişmeden çıkarıp farklı bir tencereye koydum. Hepsinden bir tutam alıp yedim. Bunu bir hafta kadar yaptım. Banyo yapmadığımdan ve ağır işler yaptığımdan terliyor, kokuyordum. Ama eşim bana çok güzel koktuğumu söylüyor. Benimle neredeyse her gece birlikte oluyordu. Bir ara gece uyurken üzerine bir baskı hissettim. Ne oluyor diyerek gözlerimi açtığımda eşim üstümdeydi. Bacaklarımı ayırmış, üstüme yüklenmişti. Gece gece kudurdum mu derken eşim hayvan gibi sesler çıkarmaya başladı. Canımı yakıyorsun. Dur derken eşim gırtlağımı sıkmaya başladı. Ardından birden üstüme yığıldı. Çok ağırdı. Zorla kenara ittirip yattım ama kendimi çok garip hissediyordum. Eşim bu yaptı beni çok korkutmuştu. Sabah uyandığımızda eşime, gece gece iyi kudurdun ha, üstünden inmedin dedim. Ne kudurması kızım, uyuyordum ben dedi. Eşime ne diyeceğimi bilemedim. Rüya görmüş olmalıyım diyerek olayı geçiştirdim. Ama hiç rüya gibi değildi. O geceden sonra banyo yapmaya başladım. Kendimi tekrardan doğmuş gibi hissettim. Üstümdeki pis koku gitmiş, kendime gelmiştim. O geceden sonra eşime kaç defa yanaşsam da bana hiç yanaşmadı. Bir ay kadar sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Kaynanama durumu anlattığımda ebelere gidelim, bir soralım dedi. Ebeye gittiğimizde hamile olduğumu söyledi. Kaynanam da ben de sevinçten havalara uçuyorduk. Evde çok güzel bir hava vardı. Eşimle kayınbabamı da hamile olduğumu söylediğimde ikisi de silahlarını çıkarıp gece gece havaya ateş ettiler. Evde bayram havası vardı. Hamile olduğumu öğrendikten sonra kaynanam bana tekrardan Kara İrfan'ın yanına gideceğini, ona yaptığı şeyin işe yaradığını söyleyeceğini söyledi. Tamam anne, vakitlice git gel dedim. Kaynanam gidip geldi. Bana yemem ve içmem için bir şeyler göndermiş. Bunlar bebeğe iyi gelecekmiş. Kara İrfan'ın gönderdiklerini yiyip içtim. Kendimi her zamankinden dinç ve iyi hissediyordum. Hamile olduğumu duyduktan sonra evdekiler hamileyim diye bana iş yaptırmıyor, yerimden kımıldatmıyorlardı. Hamile olduğumu öğrenip birkaç ay kadar geçmiş, karnım hafif hafif ortaya çıkmıştı. Gece yatarken tuvaletim geldi. Sonra giderim diyerek birkaç defa erteledim. Ama baskısı çok artınca uykumu bölerek yataktan kalktım. Işıkları yakmaya çalıştığımda yanmıyordu. Kene kesildi lanet diyerek el fenerini yakıp kapıya çıktım. Tuvalete gidip dışarı çıktığımda bahçenin içinden bir ses geldi. El fenerini bahçenin içine tuttuğumda çok uzakta bahçenin neredeyse köşesinde duran bir şey dikkatimi çekti. Hayvan değildi, insan gibi ayakta duran bir şeydi. Öylece durmuş bana bakıyordu. Işık onu tam aydınlatamıyor, oraya kadar gitmiyordu. Sen kimsin? Çık bahçemizden diye bağırdım. Benim bağırmama evdekiler dışarı çıktı. Eşim tüfeğiyle dışarı çıkmış. Ne oldu? Kime bağırıyorsun dedi. Orada biri vardı. Bahçeye girmiş. Hırsızlık yapacaktı sanırım dedim. Kayınbabamla eşim bahçeye baktılar. Ama görünürde kimse yoktu. Eşim bana sanırım kaçtı. Delinin biridir. Bu saatte sokakta, bu dağ başında başka kim olacak dedi. Kapıları pencereleri iyice kapatıp yattık. Gözüm tam tutmuşken evin içinden gelen sesleri uyandım. Acaba o adam eve mi girdi diyerek yataktan sesçe kalkıp kapıyı aralayarak sofaya baktım. El feneri açık şekilde yerde duruyordu. Duvara astıma emindim. Belki de ucunu tam geçiremedim. O da yavaş yavaş düştü diyerek kapıyı açıp sofaya çıktım. El fenerini kapatıp tam asacağım esnada karnımda bir el hissettim. Arkamı dönmeye çalıştım. Ama dönemedim. Beni öyle bir kavramıştı ki arkamı dönemiyordum. Kafamı çevirip bakmaya çalıştım. Bakamadım. Karnımda ellerini gezdirdikten sonra birden ellerini çekti. Hemen arkamı dönüp baktığımda kimse yoktu. Gece gece neler oluyor böyle diyerek geri yatak odasına girip yattım. Yaşadıklarım sadece hayalden ibaret olması için dualar ediyordum. Karnım yavaş yavaş büyürken kaynanamlar akrabalarını ziyarete gideceğini, birkaç gün olmayacaklarını söylediler. Onlar gittikten sonra kocamla bir başımıza kalmıştık. Eşim sürekli karnımı seviyor, bebeğim, oğlum diyerek o doğduktan sonra yapacağı şeylerin hayalini kuruyordu. Eşim gündüz vakti bahçeye çıkmış, ağaçlarla ilgileniyordu. Ben de dışarıda oturuyordum. Kimse olmadığından yaylayla rahatça oturup kalkıyordum. Birden hava kapandı, sis çöktü.
Göz gözü görmez oldum. Eşim birazdan gelir inşallah diyerek mutfağa geçti. Yemek hazırlığına girişirken içeriden koşturma sesi geldi. Allah Allah, bu ses de neyin nesidir diyerek sofaya çıktım. Ben sofaya çıkarken dış kapıdan bir tane kız çocuğu koşarak dışarı çıktı. Sesin içine doğru gidiyordu. Kızım, sen kimsin? Ne dolanıyorsun burada? Bak sis var, kaybolacaksın. Gel buraya diyerek peşine düştüm. Kız gülerek koşuyor, benden uzaklaşıyordu. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya diyerek arkasından bağırıyordum. Ama kız durmuyordu. Bir süre peşinden gittikten sonra gözden kayboldu. Arkamı dönüp geri eve gideceğim sırada evin hangi yönde olduğunu kestiremedim. Bir sağa bir sola derken sisin içinde kayboldum. Sesimi duyururum umuduyla bağırıyordum ama sesim bu sisin içinde kim duyup da gelebilirdi ki? Ben sizin içinde nereye gideceğimi düşünürken bir karartı etrafında dolanmaya başladı. Kimsin? Yolumu kaybettim. Evimi bulamıyorum. Bana yardımcı olur musun dedim. O her kimse bana cevap vermeden sisin içinde etrafında dolanıyordu. Çıkardığı sesleri rahatlıkla duyabiliyor, karartısını görebiliyordum. Ona doğru yürüdüğümde ben uzaklaşmaya başladı. O gittikçe ben de peşinde ilerlemeye başladım. Biraz yürüdükten sonra yerde parçalanmış köpek leşine denk geldim. Vahşi bir hayvan saldırmış, birazını yiyip gerisini bırakmış gibiydi. Çok kötü korktuğumdan midem bulandı. Kusarken tekrardan köpeğe baktım. Bedenin her yerinde kurtçuklar vardı. Az önce olmadığını yemin edebilirim. Neler oluyor böyle diyerek korkuyla sisin içine koşmaya başladım. Koşarken çeşme kenarına geldim. Biraz su içeyim diyerek çeşmeye eğildiğimde yalağında sırtı yüzeye dönük bebek ölüsü vardı. Bebeği biraz incelediğimde gördüklerime dayanamayıp ağlamaya başladım. Bir insan bebeğini bu şekilde nasıl bırakırdı? Ne yapacağımı bilemediğimden bebeği yerde bulduğum dal parçasıyla çevirdim. Bu bebek gerçek olamazdı. Kocaman, tek pörtlemiş gözü, büyük bir ağza ve dişlere sahipti. Burnu yok denecek kadar küçüktü. İlk dikkatimi çeken şeyler bunlardı. Aile sanırım böyle doğduğu için kaldırıp buraya atmıştı. Ah canım, günahsın diyerek bebeğe bakıyordum. Ama bir yandan da iğreniyordum. Bebek birden canlandı. Üstüme atılmaya çalıştığı an koşmaya başladım. Korkuyla koşarken birden arkamı dönüp baktım. O şey arkamdan emekleyerek hızla geliyordu. Elimden geldiğince sin içinden nereye gittiğimi bilmeden koşarken birden ayağım boşluğa geldi. Düşmeye başladım. Düşerken kafamı sağa sola çarptığımdan birden bilincim kapandı. Gözlerimi tekrar açtığımda hava çoktan kararmış. Karanlığın içinde yapayalnız yerde yatıyordum. Bağırarak yardım istiyor, ayağa kalkmaya çalışıyordum. Ama kalkamıyordum. Sanırım bileğimi incitmiştim. Ayağım çok kötü ağrıyordu. Olabildiğince yüksek sesle bağırıp yardım istemeye başladım. Uzun süre bağırdım. Sonunda uzaklardan eşimin sesini duydum. Bağırmaya devam et, geliyoruz diyordu. Eşimin sesini duymamla bağırmaya devam ettim. Sonunda el fenerini bana tuttuklarında rahatlamıştım. Eşim olduğum yere gelip nasıl olduğumu sordu. Ona ayağımı incittiğimi, yürüyemeyeceğimi söyledim. Adamcağız sağ olsun kucağını yukarı çıkardı. Etrafa baktığımda köydeki herkesin beni aradığını fark ettim. Herkes burada ne yaptığımı, neden buralara geldiğimi soruyordu. Sis yüzünden yolumu kaybettiğimi, sonra dengemi kaybedip düştüğümü söyledim. Ama herkes bugün sis çökmedi ki, bir yanlışım var dediler. Eşim eve kadar kucağına getirip sedire yatırdı. Eşime, gerçekten bugün sis çökmüştü. Eve bir kız girdi. Onun peşinden giderken kayboldum. Sonra da başıma bunlar geldi dedim. Nedense köpek leşi ve o gördüğüm bebek aklımdan çıkmıştı. Eşim bana sis çökmedi. Hava da gayet açıktı. Emin misin sis çöktü ne dedim. Tabii ki de eminim. Daha delirmedim dedim. Eşim sesimden sinirlendiğimi anlamış olmalı ki cevap vermedi. Ayağıma bakıp sardı. İncitmiş olmalısın. Bir sürü üstüne basma. Yattığın yerden de kalkma dedi. Tamam dedim. Eşim bir şeyler hazırlayıp getirdi. Bana çorba kaynatmış. İyi gelir. İç dedi. Çorba içtikten sonra elektrikler gene gitti. Eşim gidip lüksü yaptı. Eşim bir kenarda, ben bir kenarda yatarken içim geçti. Birden titreyerek uyandım. Odanın içine baktığımda eşim yoktu. Herhalde yatağına gidip yattı diyerek tekrardan başımı yastığa koyup yattım. Kısa süre sonra dış kapının açılması yüzünden gözlerimi açtım.
Pencereden dışarı baktığımda eşim elindeki fenerle ahıra gidiyordu. Gece gece ahırda ne yapacak bu adam diye bakarken bayağı zaman geçti. Eşim hala gelmemişti. Meraklanmış şekilde incinmiş ayağım üstüne basmadan etraftan tutunarak dışarı çıktım. Yavaş yavaş ahırın kapısının önüne geldim. Kapıyı açıp içeri baktığımda eşim el fenerini bir kenara koymuş, yere yatırdığı keçiyi kesiyordu. Hayırdır, gece gece neden keçiyi kesiyorsun dediğimde kafasını bana çevirdi. Gözleri kapalıydı. İyi misin sen dediğimde ayağa kalktı. Gözleri kapalı olmasına rağmen bana baktığını net olarak hissedebiliyordum. Ondan gözlerimi alıp ağrının içine baktığımda birkaç tane hayvanı kestiğini fark ettim. Osman, sen ne yaptın? Delirdin mi? Neden hayvanları telef ediyorsun dedim. Osman bana doğru adım atmaya başladığında hemen kapıyı kapatıp ayağımdaki acıyı aldırış etmeden hızla eve girdim. Kapıyı kilitleyip birkaç adım geri çekildiğimde kapı yumruklanmaya başladı. Birden adımı seslenerek aç kapıyı, aç diye bağırmaya başladı. Bu bağıran kişi eşim değildi. Ondan emindim. Sesi eşimin sesine hiç benzemiyordu. Kimsin sen? Sen Osman değilsin diye bağırdıktan sonra dua etmeye başladım. Dua ederken karnıma sancı girdi. Doğam yarıda kesilmişti. Sancı yüzünden yere kapaklandım. Kapıya vurulma şiddeti artıp evi sarsarken birden kesildi. Sancım da geçmişti. Merakla pencereye çıkıp dışarıya göz gezdirdim. Karanlıkta hiçbir şey göremiyordum. Kapıyı açmalıyım diye düşünürken sabah bekleyeyim. Gönlünüz gözüyle açarım dedim. İyi ki bu karara varmışım. Çünkü kapı ara ara çalındı, yumruklandı. Her vuruşunda yüreğim yerinden çıkacak gibi oluyordu. Hava aydınlandıktan sonra pencereden dışarı baktım. Eşim kapının önünde yerde yatıyordu. Gidip kapıyı açtım. Osman'ı uyandırdım da ne oldu? Neden uyandırdın dedi. Etrafına baktıktan sonra bana ne oldu? Ne işin var benim burada dedi. Gece ahıra gittiğini, deli deli hareketler yaptığını söyledim. Nasıl yani? Benim en son hatırladığım şey gece odaya gidip yattım. Sonrasını hatırlamıyorum dedi. Git ahıra bak. Ne dediğimi anlarsın dedim. Elini üstüne başına baktı. Hem kan hem de pislik içindeydi. Koşarak ahırdan içeri girdi. Bir süre sonra yanıma gelip 4 tane hayvan parçalanmış ölmüş. Bunu ben yapmış olamam. Kendi hayvanlarıma neden zarar vereyim ki dedi. Elini kanları göstererek gözlerimle gördüm. Bunu sen yaptın. Ama gözlerin kapalıydı. Bana da zarar vereceksin diye çok korktum. Kapıyı sabaha kadar yumrukladım. Bence bir hocaya gidip görün dedim. Eşim kısa süre düşündükten sonra haklısın. Temizleneyim. Sonra hocanın yanına giderim dedi. Temizlenip bir şeyler yedikten sonra gitti. Geri geldiğinde hoca ne dedi diye sordum. Biraz üzerime okudu. Bir şey diyemedi. Cevap veremedi. Ben de yorum yapamadım. Neden yaptım konusunda hiçbir fikrim yok dedi. Eşim biraz daha durduktan sonra gidip ahırdaki hayvanları parçalayıp el arabasına yükleyip köydeki köpeklere verdi. Kaynananlar bir an önce gelse de bu deli oğullarıyla daha fazla yalnız kalmasam diye dua ediyordum. Gündüz sakin şekilde geçtikten sonra eşime ben burada yatacağım. Sen içeride yat. Ben kapıyı kilitleyeceğim. Haberin olsun dedim. Eşim bir şey diyemedi. Tamam. Nasıl dersen diyerek kabul etti. Hava kararttıktan sonra kapıyı kilitleyip yattım. Aklım hala eşimdeydi. Gece kalkacak mı acaba diyerek bekliyordum. Eşim beklerken içim geçmiş. Karnımda hissettiğim ağrıyla uyandım. Gözlerimi açtığımda karnımda bir el dolanıyordu. Osman, sen misin diyerek seslendim. Ama cevap gelmedi. Karanlıktan da bir şey görünmüyordu. Sonradan aklıma geldi. Kapı kilitliydi ve Osman'ın içeri girmesinin imkanı yoktu. Birden bebeğime iyi bak diyen bir sesle tüylerim diken diken oldu. Bu Osman değildi. Havasım çıktığı kadar Osman diye bağırdım. Osman'ın içeriden gelen seslerini duyabiliyordum. Osman, Osman diye bağırırken kapı zorlanmaya başlandı. Çok geçmeden Osman içeri girip ışığı yaktı. Işığı yakmasıyla birlikte karnım lekelerdi çekildi. Osman bana ne oldu? Neden bağırdın dedi. Burada biri vardı. Karnımı okşuyordu. Sen sandım ama sen değildin. O yüzden bağırdım dedim. Osman yanıma gelip sarılarak korkma hamilesin ya acayip şeyler yaşaman normal dedi. İkimiz de neler olduğunu bir türlü kavrayamıyor çözüm bulamıyorduk. Ancak kaynananlara geldiğinde yaşadığım şeyleri anlatacak onlardan yardım isteyecektim.
Osman bana, sen yat dinlen, ben başında beklerim dedi. Peki dedikten sonra yattım. Yattım ama kulağım açık uyumuştum. Ufak bir tıkırtıya gözlerimi açıyor, etrafa bakıyordum. Sabah zar zor ettim. Havaşırken derin uykuya dalabilmiştim. Öğlene doğru uyandığımda sonunda kaynananlar gelmişti. Onlara hemen yaşadığımız olayları anlattım. Kaynanam korktu, her halinden belli oluyordu. Kaynanam, ben çözüm bulacağım, korkma dedi. Onun böyle demesi beni mutlu etmişti. Birkaç gün kadar hiçbir şey olmadı. Kaynanam birinin yanına gidip geldikten sonra artık korkulacak bir şey yok. Hocaya gittim. Onun verdiği muskaları kapıya astım. Artık bir şey olmayacak dedi. Gerçekten de o günden sonra bir şey olmadı. Kendim hiç olmadığı kadar iyi hissediyordum. Ayağım da iyileşmiş. Ufak tefek ev işlerini yapabiliyordum. Aradan aylar geçerken karnım kocaman oldu. Doğuma az bir zaman kalmıştı. Ama geceleri de uyuyamıyordum. Bebeğim gece oldu mu hiç durmadan hareket ediyor. Uyumamı engelliyordu. Bir gece böyle gene uyuyamadığım bir zamandı. Pencereden dışarı bakarken bahçenin içine dolanan bir şey gördüm. Dört ayak üstünde bahçenin içinde hızla sağa sola gidiyordu. Dikkatlice ona bakarken pencerenin kenarına kadar geldi. Bu aylar önce öldürdüğümüz keçiydi. Boğazı kesilmiş, gözleri oyulmuştu. Tüylerin diken diken olmuş şekilde ona bakarken karanlığın içinden bir el uzanıp onu çekti. Keçi bağıra bağıra gözden kayboldu. Bizim başımıza neden bunlar geliyordu? Nasıl bir şeyin musallatına uğruyorduk bilmiyorum. Allah'a sığınıyor, ondan yardım istiyordum. Sabaha karşı sancım artmaya başladı. Bağırarak evdekilerden yardım istedim. Sanırım bebek geliyordu. Eşime durumu söylediğimde, kaynanam hemen git, bebeği kaldır getir dedi. Osman gidip bebeği getirdi. Saatler sonra zor da olsa doğumu yapabilmiştim. Bebeğimi kucağıma verdiklerinde çok güzel bir bebek olduğunu gördüm. Onu öpüp koklayıp emzirdim. Herkes hayırlı olsuna geliyordu. Evimizde bayram havası vardı. Kaynanam oğluma rahmetli babasının adını koymamızı istedi. Eşimle kırmayınca adını İdris koyduk. Kaynanam torunu olduğu için seviniyor. Onu kucağından indirmiyordu. Sanki benim değil de onun oğluymuş gibiydi. Ben kendim toparladıktan sonra kaynanam değişmeye başladı. Gene bana kaynanalık yapıp bana emirler yağdırıyordu. Hiç sesimi çıkarmıyor. Onun bu yaptıklarını sineye çekiyordum. Bir gece yatarken İdris'in ağladığını duydum. Gözlerimi açtığımda kaynanam beşiğin başında tamam oğlum, geçti oğlum diyerek beşiği sallıyordu. Geri gözlerimi kapatıp yattım. Sonuçta kaynanam onunla ilgileniyordu. Bir süre sonra tekrar gözlerimi açtığımda odamızın kapısı açıktı ve kaynanam odada yoktu. Kalkıp beşiğe baktığımda İdris beşikte yoktu. Kaynanam aldı diyerek sofaya çıktım. İdris dış kapının önünde bir şeyle oynuyordu. Oğlum ne yapıyorsun diyerek yanına gittiğimde elinde parçalanmış kağıtlar vardı. Bu bebek beşikten inip buraya kadar nasıl gelmişti? Daha doğru düzgün hareket bile edemiyordu. Şaşkın şekilde kucağıma aldı, beşiğine yatırdım. Onu yatırdıktan sonra tekrar yattım. Bu sefer beşiğin gıcırtısına gözlerimi açtığımda uzunca boylu bir adam beşiğin başında durmuş İdris'e bakıyordu. Osman, Osman kalk diyerek Osman dürtü adamı gösterdim. Osman ne oldu diyerek baktığında o şey her neyse ortalardan kaybolmuştu. Osman tekrar ne oldu diye sorunca odada biri vardı. Beşiği sallıyor dedim. Ya hayat uyu Allah'ını sağırsa. Kim sallayacak beşiği diyerek arkasını dönüp yattı. Gözlerimi kırpmadan beşiğe ve odanın içine bakıyordum. Uzun bir süre bekledim ama hiçbir şey göremedim. O şeyi arada bir görüyor. Sonra da bir anda kayboluyordu. Aradan aylar geçti. İdris büyümeye başladı. Ama çok hızlı büyüyor gibiydi. Erkenden yürüdü. Erkenden anne baba demeye başladı. Bu sürede kaynanamda değişmeler oldu. Kadın günden güne garip davranıyor. Gece evin içinde dolanıp kendi kendine konuşuyordu. Hayır, İdris'i vermeyeceğim. İdris benim torunum. Ölürüm de vermem diyerek gizemli gizemli hareketler yapıyordu. Sürekli olarak gündüzleri bir yerlere gidiyor. Evin içine, etrafına bir şeyler döküp asıyordu. Bu durumu kendisine birkaç defa sordum. Bana, bu seni ilgilendirmez. Sen kendi işine bak diyerek beni tersiyordu. Kaynanam bir gece İdris'i kucağına alarak vermem, vermem diye bağırarak evin içine ileri geri gitmeye başladı. O ara kayınbabamla eşim
Onu sakinleştirmeye çalışıyordu. İdris'i elinden almak isterken bana vurdu. Anne, ne yapıyorsun? Kendine gel derken mutfağa gidip eline bıçak aldı. Hayır, o benim. Benim torunum. Kimse benden alamaz diyerek bıçağı bize doğru savurmaya başladı. Kaynanam sanki delirmiş gibiydi. Eşim, anne ne olur bıçağı bana ver diyerek yanına yaklaştığında bıçağı eşimin göğsüne saplayıp çekti. Osman kanlar içinde yere yığılırken hemen ona yardıma koştum. Kayınbaba lanetler yağdırarak ne yaptın kadın, oğlunu öldürdün diyerek kaynanam üzerine atıldı. İdris o ara yere düştü. İdris acı içinde ağlıyor, evi inletiyordu. Onu almak istiyordum ama Osman'ı da bırakamıyordum. Kaynanamla kayınbabam yerde boğuşurken kayınbabam acıyla bağırarak yana devrildi. Kaynanam onu da bıçaklamıştı. Yaşadığım olay yüzünden kaynanam bağırıp yaptığına bak diyerek ağlıyor, sinir krizi geçiriyordum. Osman'ın yarısına baskı yaparken Osman son nefesini verdi. Kayınbabam kadın delirdin diyerek bağırırken ayağa kalktı. Kaynanam bıçağı kayınbabamın karnından çıkarıp tekrar tekrar sapladı. O benim, sadece benim diyerek bağırmaya başladı. Bana doğru geleceği sırada kendimi odaya kapatıp kapıyı kilitledim. Kapıya bıçağı saplıyor, adım aykırıyordu. Sen de İdris'i istiyorsun, sen de öleceksin diyerek beni tehdit ediyordu. Ne yapacağımı, oradan nasıl kurtulacağımı düşünürken kaynanamın İdris, İdris'imi alma diye bağırmalarını duydum. Ardından kaynanam acı içinde ağlamaya başladı. Saatler sonra sesler kesilince tüfeğe mermileri koyup kapıyı yavaş aralayarak birkaç adım geri attım. Kaynanam yerde, sofada yatıyordu. Sofaya göz gezdirdiğimde Osman'la kayınbabamın cansız bedenini gördüm. Ama İdris ortalarda yoktu. Bebeğim nereye gitmişti? Kim almıştı? Ağlamaktan helak olmuş gözlerimden bir damla yaş akmıyordu. Hemen gidip birilerine haber verip yardım istemem gerekiyordu. Temkinli şekilde tüfeği ona tutarak kapıya yöneldim. Kapıyı açarken kaynanam doğruldu. Bana bakıp, güzel gelinim, onu aldılar. Bir torun istedim. Ailemi yok ettiler diyerek ağlamaya başladı. Burada bekle, yardım getireceğim diyerek kapıyı örtüp hızla köy merkezine indim. Köyde kimi gördüysem evde cinayet işlendiğini söyleyerek eve gitmelerini söyledim. Eve geri geldiğimizde evde yaşananları görenler şok içinde ağlıyor, bağırıyorlardı. Kaynanamı bağlayarak jandarmanın gelmesini beklediler. Bizi alıp karakola götürüp sorguladılar. Kaynanam her şeyi itiraf etmişti. Onu benden almak istediler. Ben engel olmaya çalışırken ol demişti ama ben her şeyi görmüştüm. Kaynanamı tutuklayarak hapse attılar. İdris'in ölüsünü ya da dirisini günlerce her yerde aradık. Ama bulamadık. Kaynanamı ziyarete gidip İdris'i bulamadığımızı yerini biliyorsa söylemesi için yalvardım. Kaynanam bana, kızım, İdris Çinler'in evladıydı. Onu korumak için elimden geleni yaptım. Ama başaramadım. Kara İrfan, hoca değil, büyücüydü. Ondan bebek için büyü yapmasını, oğluma laf gelmemesini istedim. O da bana, yaparım ama eninde sonunda bebeği alırlar dedi. Ben her şeyi görmezden gelerek kabul ettim. Bir hırs uğruna hem oğlumdan, hem kocamdan, hem de güzel giden hayatımdan oldum. Allah beni affetsin. Sen de beni affet kızım dedi. Kaynanam böyle beni hamile bıraktırmıştı. Kendisi hırslarının kurbanı olmuş, yanına masum insanları da götürmüştü. Neden böyle bir yola girmiş? Neden gözü bu kadar kararmıştı? Hep sorguladım. Şimdi baba evinde dul bir kadın olarak yaşıyor. Her gece gördüğüm korkulu rüyalarla uyanıyorum. İdris bir gün annesinin yanına tekrar gelecek, biliyorum. Çünkü rüyalarımda hep onu görüyorum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.